Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, sosyal medya ve dezenformasyon yasasının en çok tepki çeken maddesini mecliste kabul edilmesine ateş püskürdü. Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan sosyal medya ve dezenformasyon yasasının en çok tepki çeken 29. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis sistemi öngören yasa tasarısının kabul edilen söz konusu maddesine Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez sert tepki gösterdi. Başkan Gülmez yaptığı basın açıklamasında söz konusu yasa tasarısı ile ilgili şu ifadelere yer verdi. Saray iktidarı Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasası ile açtı. Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız. Bu sansür yasasının seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste kabul edilmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın 40 maddelik bu yasayla başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Öyle ki yasanın 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve ucu açık ifadelerle saray yargısını ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halka aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme yetkisi vermiştir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaftalanabileceklerdir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır? Hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder? Sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarını ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyoruz. TÜİK açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır? 8,5 milyon insanımız işsiz. İnsanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. İş olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyorlar demek yalan haber yaymak mı sayılacaktır? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek, kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak, bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzlukları, kurumsal yıkımı dile getirmek, suç haline getirilmek istenmektedir. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları uğruna dezenformasyon yapan, halkı yanıltıcı bilgiler yayan, iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu, saraydan yönetilen havuz medyası değil midir? Üstelik bu yasa halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bu ağır saldırıyı da sınırlı değildir. Kendi yandaşlarına bol bol ilan verirken muhalif yayın organlarını ise yok sayan ve adeta basın infaz kurumuna çevrilen basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine ceza vermek yetkisiyle donatılmaktadır. Basın ilan kurumu tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan RTÜK gibi yazılı ve dijital medyanın cellatı haline gelmektedir. Yasa sosyal medya platformlarına
ilişkin düzenlemeyle halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanamaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organları büyük bir darbe alacaktır. Bir kez daha söylüyoruz, bu yasa baştan aşağı sansür ve otosansür yasasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Saraya buradan sesleniyoruz. Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı maalesef başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzeni inşa edeceğiz. Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluklara, vurgunlara, servet transferlerine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereğinde neyse onu yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki gerekeni sandıkta halkla hep birlikte yapacağız. Geliyor, gelmekte olan.